Yıl 1969. Bir kervan çıkıyor yola. Azıklarında millet sevgisi, yüreklerinde koca dünya. Bir medeniyet ışığı, milli görüş. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya. Baharı müjdeleyen bir çiçek gibi umut oldu hakkı yenen yetimlere. Umut oldu daralmış yüreklere, umut oldu eli nasırlı analara, ezilmişlere, mazlumlara. Bin yıllık yürüyüşlerin bir yenisi daha başlıyordu. Ezelden ebede bir davanın yeniden büyük adımı oldu milli görüş. Tarihi şanlı destanlarla dolu Anadolu yeniden şahlanıyordu. Ümitlerin tükendiği yerde yeni bir filiz yeşeriyordu. Çünkü her şey bitti sanıldığı anda çağ açıp kapatan fatihleri vardı bu toprakların. Kapıları aydınlığa açan Malazgirtleri, kapıları sömürüye, işgale, zulme kapatan Çanakkale'leri vardı bu toprakların. Adım adım yürüdü, dua dua büyüdü. Bir taze filizdi bu topraklara tutunan. Azim, sabır, fedakarlık, gayret, inançla köklü bir çınar oldu milli görüş. Önce ahlak ve maneviyat dedi. Hak dedi, adalet dedi. Yoksula aş, işsize iş dedi. Ağır sanayi hamlesini başlattı. Edirne'den Kars'a fabrika oldu milli görüş. Milli nizam, milli selamet, refah, fazilet. Şimdi saadet oldu milli görüş. Bir kere giyilir, bir daha çıkmaz milli görüş gömleği. Bu gömlek ki Selahaddin'i, Haçlıları Kudüs'ten çıkarırken nakış işlettiği Alparslan'ın Malazgirt'te ölürsem bana kefen edin dediği, Fatih'in İstanbul'u fethinde hocası Akşemseddin'in ona hediye ettiğidir milli görüş gömleği. Erbakan hocamızın Ayaz'da bedava ekmek dağıtan arabanın ardından koşan yalın ayaklı çocuğun dramını anlatırken tutamadığı gözyaşlarıyla ıslattığı gömlektir milli görüş gömleği. 4 yaşında ayağı yalın ayak bir çocuk, hasta, yaşlı annesine ekmek götürebilmek için ekmek dağıtan arabanın arkasından çıplak ayakla buz üzerinde dakikalarca koşuyor. Bu gömlek ilmik ilmik hidayettir. Renk renk ferasettir, desen desen dirayet. 1969'da yeni bir sefer için düştük yollara. Yeni bir sefer, yeni bir zafer. Meydan okuduk dağlara, yollara, yıllara. Milli görüş gömleğini kuşandık. Kıbrıs'ı biz aldık. Ağır sanayinin temellerini biz attık. D8'i biz kurduk. Çekiç gücü, IMF'yi biz kovduk. Üretim ne demek? Çalışıp kazanmak. Rantiye ne demek? Çalışmadan kazanmak. Faizden kazanmak. Biri haramzade, biri helalzade. Aradaki fark bu. Rantiye'ye savaş açtık. Havuz sistemini biz getirdik. Mazlumun yanında olduk. Zalimin karşısında durduk. Diyorlar ki, siz de çıkarın gömleği. Siz de değişin. Er sözü bu. Zaman değişse de biz değişmeyiz, dönmeyiz geri. Gelişerek değiştim de ne demek? İnsanlık yeniden büyük bir savaşın eşiğine gelmişken, İslam beldeleri ayaklar altında çiğnenirken, sömürü çeşitlenmişken, vahşet Ebu Greyb'de hırlarken, ahlak ve maneviyat her zamandan daha çok zafiyete uğramışken, ateşler harlanırken İbrahim olmaktan mı vazgeçelim?
Bu düz kan ağlarken Selahattin olmaktan mı vazgeçelim? Ayasofya ezana hasretken Fatih olmaktan mı vazgeçelim? İnsanlık köleleştirilmek istenirken Erbakan olmaktan mı vazgeçelim? Ülkemiz, insanımız her zamankinden daha sefalet içinde. İşsizliği işi olmayana sor. Dönüp al taşı sen sık diyecek mecali yok. Çiftçimiz perişan ve gönlü kırık. Ne buyursun? Ona denildi ki gözünü toprak doyursun. Ah emeklimiz ah. Ahir ömürde bunca meşakkat, bunca vah. Memura işçiye sorulmaz nedir diye halin. Bir dokunsan bin ah işitir, yarıda kalır sualin. Esnaf kepenk açıyor, kepenk kapatıyor. Belli ki bereketli günleri arıyor. Bir bir satılıyor ülkemin kolundaki bilezikleri. Telekomu, Tüpraş'ı, Erdemir'i, Tekeli. Ne kadar kolay satılırmış meğer toprak, görmez olaydık. Hele söyleyin, bu toprakları kolay mı kazandık? Dinler Parkı, Dinler Bahçesi ve misyonerlik. Medeniyetler buluşması, bir de dinler arası diyalog. Dünya Bankası, IMF'si. Yetmedi Büyük Orta Doğu Projesi. İmzalandı tezkereler, birisi ikisi. Olmadı beyler. Hadi verin yeni üsler, havaalanları, limanlar, kafaya geçirilen çuvallar. Yetmemişti yedi düvelin gücü. Seyit Çavuşlar, Sütçü İmamlar, Rıdvan Hocalar. Mehmet Akif de ne güzel ifade etmişti. İman dolu göğsüm gibi serhaddim var. İmzalatmamıştı bu millet sevri. Şimdi de illa Avrupa Birliği. Aç ruhban okulunu, tanı ekümenikliği. Ver Kıbrıs'ı, ver Fırat'ı, Gap'ı, ver Pontus'u, Doğu'yu, Batı'yı. Şimdi imzala ikinci sevri. Böyle miydi? Biz hatırlatalım. Tarih en son 1996-97. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hazır hizmet Hızır gibi yetişti. IMF gönderildi. Kaynaklar kalem kalem gözler önüne serildi. İşçi sendikaları istemişti %20. Hocam demişti olmaz. Yetmez işçiye de memura da %50. Sonra bir daha yine 50. Hele emekliye, dula, yetime, Bağkurlu'ya %1000'e yakın verildi. Allah'ım ne günlerdi. Esnaf, tüccar ve de sanayici kazançları da, tebessümleri de sahici. Çiftçi tohum ekti, bir dönümde bir traktör biçti, diz çöktü toprağında. Şükür için elini açtı, ya Rezzak sana hamdolsun dedi. Fakir fukara aranıyordu. Bilen yok mu diye soruluyordu ve bulununca elbette doyuruluyordu. Havuz sistemi, denk bütçe, sıfır borç, kaynak paketleri, yatırımlar, madenler, yollar, okullar, hastaneler, fabrikalar, fabrikalar, kar üstüne karlar. Ne güzel sesler geliyordu. Doğudan, batıdan, yurdun her tarafından. Belediyelerimiz de yazıyordu destan. Ülkemiz olmuştu bostan ve gülistan. Ve D8. Yeni bir dünya doğdu. Yeni bir dünya.